Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine trigger değiştiriyoruz. Aracımız Jetta 1.6 J. Evet, J videoları var ama Jetta olarak çekmemiştim arkadaşlar. Üst tarafını boşalttık, alta geçtik, kayışı çıkardık. Kayışımız şöyle gördüğünüz üzere, tabiri caizse patır patır patlamış bir kayış. Kayışımızı değiştireceğiz. Kayış orijinal bir kayış. Araç 120 binde, üzerindeki trigger seti hala orijinal. Ve bu kayış da daha önce hiç değişmemiş. Normalde 120 bin yürümez bu kayışlar ama maşallah, yani sağlam yürümüş. 19 metre. Üstünde mumlu kayış var. Mumlu kayışı çıkaracağım. Birazdan çıkaracağız arkadaşlarla. Sizlere mumlu kayıştan da bahsedeceğim. Bu araç arkadaşlar, şöyle bir kablo tesisatı çıktı davlumbazın içinde. Büyük ihtimal Forsaj filminde oynamış. Şurada komple boydan boya led var araçta. Arkadaşlar, her zaman biliyorsunuz, kayış harici diğer kalan etkenleri de kontrol ediyoruz. Gergi bilyası. Resmen şarkı söylüyor. Onu da değiştireceğiz. Ankara'nın oyun havalarını çekiyor değil mi? Şarj kasnağımız normal çalışıyor. Yani kontra görevini yapıyor. Ya? Kompresör bilyamız da normal. Ötüyor işte, hazırlıyor. Tamam. Şurada bak, şuradan da şey gelmiş. Bir de şuradan bir sıvı gelmiş arkadaşlar. Çok az miktarda sızdırdığı için devir daim, su kaçırdığı için buraya birikip siyahlaşmış kırmızı antifriz iyice. Bu da su devir daimimizin kaçırdığını bir nevi söylüyor ama biz emin olmak için yine de söktüğümüzde kontrol edeceğiz. Gerçekten su devir daim mı, siyah olduğu için acaba bir yerden, başka bir yerden gelen bir yağ mı diye bakacağız buna. Arkadaşlar, devir daimimiz su kaçırmış. Şu şekilde göstereyim. Söktükten sonra yine göstereceğim. Araç 120 binde dedim sizlere ama araç kaç binde henüz bilmiyorum. Net olarak bakacağım şimdi. Şimdi şurayı bir toparlasana Yusuf. Şimdi bunu bu şekilde çıkarmamda bir sebep var. Onu anlatacağım. Bu arada araç 114.000'deymiş. 120'yi de görmemiş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, kayışın orada durduğu form bu şekilde. Ve ben kayışı aldım. Sallıyorum. Hala formunu değiştirmiyor. Bu da demek oluyor ki kayış iyice sertleşmiş. Bakın, görüyor musunuz? Çekiyorum, sallıyorum. Tezgaha bırakıyorum. Aynı form değişmiyor. Yani şöyle yüz yuvarlak olması gerekiyor ama olmuyor. Neden? Çünkü artık sertleşmiş. O bir. İkincisi şuradaki yağ olayı. Gördüğünüz üzere. Buraya komple toz pislik toplamış yağdan dolayı. Şimdi devir daimini sökeceğim, onu da paylaşacağım sizlerle. Büyük tane de yer bana. Aslan, her şey bitti, yağ mı kaldı şimdi? Sana da yer ya. Ben bunu yapıyorum, o yağı değiştiriyorum.
Herhangi bir tane. Balık tutun ne desin öyle abi? Allah'ım koymuyor, ağzını kapat. Vazgeçti. Cam sürüyor. O zaman müşteriler geçti sana ben bir şey söyleyeyim. Abilerim geçsinler. Bu nasıl bir antifriz olmuş ya? Abi antifriz bozuk. Antifriz rengini değiştir. Abi bunu 5 numara yağ gibi olmuş bu antifriz. Antifriz iyice katılaşmış. Abi farklı bir şey oluyor. Senin dedin ya ben. Evet. Zehirdayımızı çıkardık. Orijinal değirdeğim şuradan kaçak vermiş. Kaçırmış gördüğünüz üzere. Lan ne var ya işin dışına çıkıyor. Lan. O zaman görüşürüz. Yusuf arabayı biraz kaldır. Motor aşağıya düşsün. Ki içindeki antifriz tam boşalsın. Kaldır abi. Tamam bekle. Az daha. Az daha. Tamam bekle. Antifriz çok berbat. İyice boşaltmaya çalışıyorum. Biraz bekleyeceğim hatta. İyice süzülsün. Daha sonra sistemi de yıkamam gerekecek. İndir şimdi arabayı. Motor yukarı kalksın. Az da. Tamam. Tut lambayı. Geliyorum. Setin eskisi, yenisi diye. Evet. Set çıkan. Bu da yeni set arkadaşlar. İğne devirdeyim. İğne kayış. İğne gergi bilyası. Somunları da bakın. İğne avariye. Evet somunları. Çuvataları hepsi üzerinde ve tamamı iğne arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Belli zaten ya. İğne olduğunu söyledim. Benim takipçilerim bana zaten inanıyorlar. Sağ olsunlar. Çünkü hiçbir zaman yalan söylemedim. Arkadaşlar bu arada kayışımız hala aynı şekilde duruyor. Söylemiştim. Çok eski olduğu için sertleşti onun için. Bu şekilde kaldı, dondu demiştim sertlikten dolayı. Ve bu arada aracımız 2011 model. Yani 2020 yılındayız. 9 yılda kayış kopmuyor. Ve yazıları hala gördüğünüz üzere duruyor orijinal. Volkswagen Audi amblemleriyle beraber. Amblemleriyle beraber duruyor. Kopmamış 9 yılda. Bazıları diyor ki işte 5 yılda kesinlikle değişecek. İşte kayış ömrünü dolduruyor. Ömrünü doldurmuyor arkadaşlar. Kayışın ömrü ortalama 8 yıl diyoruz ama 10 yıla kadar gidiyor. Yani bir 2-3 yıl daha kullanmış olsaydılar ki kilometresi dolmuş kopabilirdi bu kayış. Zaten kopacaktı çünkü antifriz kaçağı başlamış. Bu kısa bir zamanda büyüyecekti. Kayışa damlayacaktı. Kayışın özelliğini bozup kopmasına sebep olacaktı zaten. Ya da şu bilya kitleyecekti. Bir şekilde kopacaktı. Yani 2-3 yıl daha ya da 50 bin, 40 bin, 50 bin daha gitmezdi bu kayış. Şimdi yeni setimizi bağlamaya başlıyoruz. Arkadaşlar devir dayımı tam oturtmadan
Kesinlikle vidalarını sıkmıyoruz. Önce elimizle tam oturtturup ondan sonra cıvatalarını tutturup boşluğunu alıp paralel bir şekilde karşılıklı sıkıyoruz. Şunu kısa kollar mı sen? Yusuf hadi. Gel. Tamam. Sana ne su gelmez. Duyuk abi suyu gelmez gelmez. Ya suyu bir şey olmaz. Antifriz kalıntılarını suyla tekrar arındırıyoruz. Şimdi hava tutacağız. Hava tabanca su verdin mi? Evet. Onu alalım mı? Gördüğünüz üzere arkadaşlar pırıl pırıl yeni gibi oldu. Şimdi gönül rahatlığıyla toplayabiliriz. Şimdi dünyaya ver abi. Benim ikinci gözden anahtarını alıyorum. İkinci gözde tork anahtarı var. Onu al gel. İkinci gözde ne var? Çocuk tabi bilmiyor tork anahtarının ne olduğunu. Ne yapsın? Evet. Başka bir araç geldi. Ben uzaklaşmak zorunda kaldım. Ali Usta maşallah trigger setini toplamış, bitirmiş. Birazdan yine görüşürüz arkadaşlar. Ali Usta bakımı yapmış. Trigger'i de toparlamış. Gayet normal bir şekilde. Birazdan aracı çalıştıracak. Dışarı çıkartıp direksiyon yağı gibi çıkan antifriz sistemini temizleyecek arkadaşlar. Jetta'mızın bakımı bitti. Volkswagen Jetta. Trigger seti değişimi ve yağ bakımını yapmış bulunuyoruz. Ali Usta motoru pırıl pırıl etmiş. Eline koluna sağlık. Ve aracımız saat gibi çalışıyor. Bir işin daha üstesinden gelmiş bulunuyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.